Günaydın. Sana da. Nasıl oldu? Doktorun yeni verdiği ilaçlarda mı iyi gelmedi? Hepsi aynı. Artık ben de yoruldum. İnsanın kendi bedeni kendine yük olur mu? Benimki oluyor işte. Sen niye giyindin? Yönetim kurulu toplantısı var. Şirkete gittiğim yok doğru dürüst. Bari toplantılara katılayım. İyi, sen bilirsin. Leman Hanım, yukarıdaki odanın elektriğinde sorun var. Ne yapalım? Çağır birini gelsin yapsın. Her şeyi benim mi söylemem lazım? Hadi git. Peki efendim. Afiyet olsun. Buyurun. İyi günler. Elektrik arızası için gelmiştim. Buyurun içeri. Bir dakika bekleyin lütfen. Elektrikçi geldi Leman Hanım. İyi, göster neresi olduğunu yapsın. Aa, bitmedi mi hala? Bitmek üzere efendim. Anahtara basar mısınız? Tamamdır. Başka bir şey yoksa ben gideyim. Bu kadar, başka yok. Ellerinize sağlık. Sen yukarıyı topla, ben hallederim. Ama Leman Hanım... Buyurun. Ama bu çok fazla. Bu senin hakkın. Kabul edemem ben bunu.
Hakkın diyorum. İtiraz etme. Hı? İyi günler. Sana da iyi günler. Baba, baba. Gel gel. Hoppa. Nasılmış benim güzel kızım? İyi. Hem de çok. Çünkü sen geldin. Oh. Hoş geldin. Kalkma, kalkma dur. İyiyim. Kalkma dedim Melek. Of. Ama. Ne aması? Önce iyileş bakalım. İşten geldin. Açsındır. Yine hiçbir şey yapamadım. Olsun. Ben hazırlarım kızımla. Değil mi prensesim? Evet. Ne yiyeceğiz babacığım? Patates yemeği kızım. Yine mi patates? Aa. Deden ne öğretmişti sana? Nimete? Nimete şükretmek gerek. Aferin. Benim akıllı kızıma. Ağzımdan kaçtı baba. Yoksa ben çok seviyorum patates yemeğini. Güzel kızım benim. Yarın senin canını istiyorsa onu yapalım, tamam mı? Sahiden mi? Sahiden tabii ya. Buldum. Köfte yapalım baba. Yapalım. Hadi o zaman koş. Hadi. Şükür getirebildin. Koy şuraya. Yemen'den mi geliyor bu kahve? Bir saate kahve mi pişer? Karşımda mıyıklayıp durma, tamam. Kıymetimi bil diye söylüyorum. Bu halinle başka yerde çalışman imkansız. Kim ne yapsın seni? Kahve bitmişti. Almaya çıkmıştım. İyi iyi, tamam, hadi git. Dur bakayım. Bir şey soracağım sana. Buyurun Leman Hanım. Elektrikle ilgili tekrar bir sorun oldu mu? Yok efendim, çalışıyor. Hı hı, tamam. Sen bugün izinlisin. Hadi çık git evden. Ama Sana da iyilik yaramıyor. Git diyorum, hala duruyorsun. Hadi izinlisin git. Peki Leman Hanım. Teşekkür ederim. Tamam. Alo, buyurun. Alo. Merhaba Murat Bey. Dün gelmiştiniz. Akasya duraktaki ev, hatırladınız mı? Elektrikte yine bir arıza çıktı da bakmaya gelebilir misiniz diyecektim. Allah Allah. Bir şey olmaması lazımdı ama. Neyse, ben yine gelir bakarım. Tamam. Teşekkürler. Bekliyorum. İyi günler.
Allah Allah. Seni de yorduk buraya kadar yine ama. Ne demek? İşimiz bu. Tamamdır. Sadece bunlar gevşemiş. Bir kontrol edeyim. Çalışıyor. Hizmetçi bozuk deyince ben de hiç kontrol etmeden aradım sizi. Bak iş güzara. Olsun. Önemli değil. Yorduk sizi de. Bir kahve ikram edeyim. Yok sağ olun. Zahmet olmasın. Ne zahmeti canım? O kadar uğraştırdık sizi. Gerçekten gerek yok. Sadece bir kahve. Peki. Buyurun. Hizmetçi de bugün izinliydi. Zahmet oldu size. Severek yaptım. Neler yapıyorsun? Biraz bahsetsene kendinden. Ben evliyim. Karım var Melek. Bir de kızım. Adı Fatoş. Karın ne şanslı. Senin gibi bir kocası var. Ben artık gideyim. Nereye gidiyorsun? Daha kahveni içmedin. Teşekkürler kahve için. İşim var zaten. Dükkan boş kaldı yeterince. Gitme. Murat, bak, ben böyle bir kadın değilim aslında. Beni yanlış tanımanı istemem. İlk defa yaşıyorum böyle bir şey. Etkilendim senden. Hem de çok. Leman Hanım lütfen. Daha fazla ne siz konuşun ne de ben burada kalayım. Evliyim ben. Siz de evlisiniz. Evli olman umurumda değil. Hem ben de evli... Kendinize gelin. Sizin umurunuzda olmayan evlilik benim hayatımdaki tek varlığım. Anladınız mı? Daha işimiz bitmedi. Evli olman umurumda değil dedi bir de. Ne kadınlar var ya? Güzel mi bari? Yüzü güzel olmuş bana ne? Gönlü güzel olan insan böyle bir şeye girişir mi Allah aşkına? Zengin de aslında. Oğlum var ya, altın yumurtlayan tavuk derler böylesine. Olmaz olsun böyle altın. Evliyim ben, çocuğum var. Hem Meleğe ihanet etmem. Neyimiz var ki zaten bu hayatta? Ne yapıyoruz zaten? Allah'ım sen iyi insanlarla karşılaştır. Amin kardeşim, amin. Evet.
Aa, bitmedi mi hala? Bitmek üzere efendim. Leman? Orada mısın? Ne? Bir şey mi dedin? Sesleniyorum, duymuyorsun. Hadi yemeğini soğutma. Yiyorum, yiyorum. Merak etme. Senin canın bir şeye mi sıkıldı? Yok, dalmışım öyle. Yoruldum biraz bugün, ondandır. Melek, iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok, iyiyim, iyiyim. Rahat değilsen içeri yatırayım seni. Yok, istemem, sağ ol. İstediğin bir şey var mı? Getireyim hemen. Yok, istemem bir şey, sağ ol. Kızım, gel kızım. Hadi sen yat artık, geç oldu. Sen pijamalarını giy, ben de geliyorum. Ben annemi öpeceğim. Peki kızım. İyi geceler anneciğim. Hadi kızım, Allah rahatlık versin. Sana da. Meleğim, yapma böyle. Ben seni hakkını nasıl ödeyeceğim Murat? Deme öyle Melek. Bütün evin işi sana bakıyor. Gündüzden çıkıyorsun ekmek getireceğim diye. Akşama kadar çalışıp duruyorsun. Üstüne de yemek, bulaşık, çamaşır. Ben de burada böyle yatıyorum. O nasıl söz Meleğim? Hastasın sen. Başkası olsa beni... Şşş. Bir daha sakın böyle bir şey duymayın. Ben hasta olsam sen bana bakmayacak mısın? Ama... Aması maması yok. Bu konu bir daha açılmayacak, tamam mı? Senin morale ihtiyacın var Meleğim. Kötü şeyler düşünme. Kendin de beni de üzme. Yük oluyorum sana. İnsanın karısı adama yük olmaz Melek. Olsa bile senin gibi bembeyaz pamuktan tüy gibi olur. Hadi Melek. Uyumaya devam et. Ben de gidip Tatoş'a bakayım. Hadi. Allah senden razı olsun Murat. Ben razıyım. Rabbim de olsun. Leman. Ne istiyor yine bu adam? Bir huzur yok bu evde. Hizmetçiye de izin verdim zaten. Leman, ilaçlarım. Geberemedi gitti. Patlama. Geliyorum.
Bir hoş geldin demek yok mu? Ne oldu? Neden geldiniz? Bak Murat, beni yanlış anlama. Öyle her gördüğünün peşinden giden bir kadın değilim ben. Ama sen farklısın. Herkesten farklı bir şey var sende. Gördüğüm andan beri aklımdan çıkmıyorsun. İlk defa böyle bir şey hissediyorum. Ne yapıyorsun ya? Senin de benim gibi birine ihtiyacın yok mu sence? Çık buradan. Bırak bu kabadayıları canım. Her şeyi çok ama çok güzel olabilir. Hiç ar namus yok mu sende? Utanmıyor musun bunları söylemeye? Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Defol! Şimdilik gidiyorum. Ama bu iş burada bitmez. Ben istediğimi almasını bilirim. Gerekirse zorla. Ta buralara kadar gelmiş ha. Aşka bak be. Ne adammışsın sen be abi. Necmi! Bırak artistliği be oğlum. Belli kadın zengin. Bir düşünsene. Hayatın kurtulur vallahi. Saçma laf edip durma. Bir de sen asabımı bozma. Tamam abicim, bir şey demedik. Sen nasıl istersen öyle yap. Kimsenin karısına malına göz dikecek kadar şerefimizi kaybetmedik çok şükür. Senin acıyıp da yapamadığını ben yaptım. Şimdi benim olacaksın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Alo. Ne? Ne diyorsun sen? Hangi hastane? Tamam hemen geliyorum. Hemşire hanım. Nasıl karım, iyi mi? İlk müdahalesi yapıldığında durumu ciddiydi. Şu an kontrol altına alındı. Şimdi iyi değil mi? Durumu biliyorsunuz. Eşinizin en kısa sürede ameliyat olması lazım. İyi demek zor şimdilik. Yani? Yani çok dikkatli olmanız lazım. Eşinizin kaldıramayacağı sorunlarla boğuşması ömrünü kısaltmaktan başka bir işe yaramaz. Konuşabilir miyim karımla? Çok fazla yormayın. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Melek, iyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Neden böyle fenalaştın bir anda? Bıraksalardı da ölseydim. Ben sana neden diye bile soramıyorum.
haklısın. Benim gibi. Yetemedim sana. Ne diyorsun sen Melek? Evimize kadar gelen o kadın. Leman. Melek. Sana ne söyledi o şeytan? Nasıl inandırdı bilmiyorum ama. Yemin ediyorum yalan. Ben sana asla ihanet etmedim. Kızamıyorum ki sana Murat. Ben sana yüküm sadece. Melek. Alo. Sen ne biçim bir kadınsın ha? Benden ve ailemden uzak dur demedim mi ben sana? Nasıl gidersin evime nasıl? Ne söyledin ne zehirledin? Ledin karımı? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hangi cesaretle? Ama ben bizim için yaptım. Bir arada bulunabilelim diye. Hastasın sen. Ne bizi ya? Ne bizi? Ruh hastası. Bak seni son kez uyarıyorum. Bir daha karıma, çoluğuma, çocuğuma yaklaşacak olursan öldürürüm seni. Duydun mu beni? Gözünün yaşına bakmam. Allah yarattı. Demem. Kendi ellerinle gebertirim seni. Alo? Murat? Murat? Sen beni nasıl reddedersin ya? Beni nasıl reddedersin sen? Sen ne yapıyorsun orada? Gizli gizli beni mi dinliyorsun? Leman Hanım, ben... Defol! Defol git, gözüm görmesin seni! Defol! Demek şüphelerimde haklıymışım, öyle mi avukat? Ne yazık ki öyle Halil Bey. Peki ya çocuk? Karşılık vermemiş efendim. Tam tersine istemediğini belirtmiş. Leman Hanım'dan yakasını kurtarmaya çalışmış. Birazdan kayıtları dinlediğinizde kendiniz de duyacaksınız. Telefon görüşmelerinden anlaşılıyor her şey. Aa, neyin inadı bu? Zenginim, güzelim. Ay sana söyledim, kocam yakında ölecek. Her şeyi bana kalacak. Karınsa yarına çıkacağı bile meçhul. Eğer sen evet dersen çocuğunu da beraber büyütürüz. Yeni okullarda okuturuz. Sen nasıl bir yaratıksın ya? Hiç mi gururun haysiyetin yok? Arama beni diyorum. Yeter. Ben karımı seviyorum. Dünyanın en güzeli de olsam, en zengin de olsam nafile. Benim gözüm senin gibi pisliği görmez. Arama artık. Düş şakamızdan. Bırak peşimi. Aa, inat ediyorsun ama. Bak biliyorum sana. Çok param var benim. Bu kadar yeter avukat bey. Ömrünüz boyunca bakabilirim. Üzgünüm efendim. Çok mutlu olacağız. Güven bana. Çok üzgünüm. Ben. Leman'ın beni aldatmasına hiç şaşırmadım desem. Ne garip. İçten içe onun nasıl biri olduğunu biliyormuşum zaten. O
O çocuğa şaşırdım ama. Bu devirde kaldı mı böylesi? Murat adı efendim. Elektrikçi. Bir kız çocuğu var. Karısı hasta. Böbrek nakli yapılması lazım. Hem uygun böbrek bulamamışlar, hem de ameliyat için yeterli paraları yok. Maddi durumları da oldukça kötü. Buna rağmen istememiş, öyle mi? Bunca yokluğa rağmen. Evet efendim. Yusuf ile Züleyha'yı bilir misin? Duymuştum efendim. Bu gencin gömleği de arkadan yırtılmış. Arkadan. Ne yapıyorsun sen? Deli misin? Çekilsene şuradan. Leman Hanım, sizi içeri alamam. Halil Bey'in emri var efendim. Ne? Halil mi söyledi bunu sana? Kesin emri var. Sizi eve almamamı söyledi. O Halil Efendi de, sen de göreceksin gününü. Bunun hesabını vereceksiniz. Geldiğimde seni de görmeyeceğim burada. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ben Halil Bey'le görüşecektim. Halil Bey şu anda önemli bir toplantıda. Ama bir sorayım. Kim diyelim? Murat. Elektrikçi Murat derseniz. Bundan sonra bütün işlerimi çok güvendiğim birine devretmeye karar verdim. Kim acaba? Bizden biri olabilir mi? Evet. Efendim, Murat Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Hemen al içeri kızım. Peki efendim. Halil Bey sizi bekliyor. Buyurun. Şimdi göreceksiniz kim olduğunu. Merak etmeyin. Halil Bey, misafiriniz geldi efendim. Oo Murat. Hoş geldin, gel. Buyurun. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ne rahatsızdı? Bundan böyle burası senin de şirketin. Anlamadım. Halil Bey, ben... Hadi, geç bakalım. Beyler. Evet beyler. Şirketin idaresi bundan böyle Murat Bey'le. Ben artık biraz dinlenmek istiyorum. Sen bundan böyle benim sağ kolum olacaksın. Hiç endişe etme. Gayet profesyonel bir kadromuz var. Herkes işinin başında. Bugüne kadar nasılsa aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, detayları sonra yeni müdürünüzle konuşursunuz. Toplantı bitmiştir. Geç oraya.
saniye, içeri giremezsiniz. Halil Bey'in talimatı var. Ne demek oluyor bütün bunlar? Sen kim oluyorsun da beni içeri almıyorsun? Leman Hanım. Ben neler olduğunu anlamadım Halil Bey. Her şeyi biliyorum Murat. Her şeyi. Kaldır başını oğlum. Öne eğmesi gereken kişi sen değilsin. Karım. Halil Bey, tutamadım. Tamam. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Yaptıklarını biliyorum. Hem de hepsini. Ne diyorsun sen Halil? Bana nasıl ihanet ettiğini, arkamdan neler çevirdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Bak, yanlış biliyorsun. Benim bildiklerim bana yeter. Beş kuruş dahi alamayacaksın. Boşanma davasını açtım. Şimdi defol git buradan. Halil Bey, iyi misin? Hadi bakalım kızım. Baba işe gidiyor artık. Bir şey lazım mı akşama? Yok canım. Ben istiyorum baba. Ne istiyormuş benim güzel kızım? Bebek istiyorum. Sırı saçlı olsun ama. Demek bebek istiyorsun ha? Öyle mi? Evet babacığım. Sırı saçları olsun. Peki küçük hanım. Alırız, ne yapalım? Teşekkür ederim babacığım. Ben gideyim artık. Güle güle. İşin nasıl olsun? Hadi hoşça kal. Hadi görüşürüz fıstığım.